Dolayısıyla olaylara baktığımızda hakikaten olaylar kendi içlerine bir iç hesaplaşma. O iç hesaplaşmaya Uğur Dündar'ı dahil ediyorlar, Cemal Engin dahil ediyorlar. Niye? Ki bu iç hesaplaşmanın içine ne kadar çok insan katar da onlar da bunu ekranlarda, köşelerinde konuşursa onların istedikleri olacak. Uğur Dündar güya aramış bir polisi, orada da bir tane sanık varmış. Sana demiş ki yavrum itirafçı ol canım aşkım tatlım Uğur Dündar öyle konuşur. Ben başka konuşurum da yani Uğur abinin nezaketi onu gerektirir. Ya akıl mantık alıyor mu ya? Akıl mantık alıyor mu ya? Dünyanın yani her şeyin aykırı ya. Yaratılışa aykırı ya. Emniyeti arayacak Uğur Dündar. Konferansla konuşacak. Cemal Engin Yurt'u dinlemeye almışlar. Liste yayınlanıyor. Dün emniyet genel müdürünü aradım. İçişleri Bakanlığı'na soru önergesi verdim. Bugün Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanı cevap vermeden Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yapıyor. Basında çıkan haberler yanlıştır. Hangi basında çıktı haber? A Haber Mutluluk kanalıyla yandaş sabahta çıktı. Bunlar bizim dinlendiğimizi söyledi. Yani sen birisiyle konuşmuşsun ve o demiş ki Uğur Dündar'ın oraya adının yerleştirilmesi yalan. Her şey ya Cengiz Haliç avukatı aradı beni. Yani Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı diyor ki abi ben Dubai'deyim. Doğrudur diyor. Benim aramam yok diyor. Benim iddianemede adım yok diyor. Ama diyor Serdar Serçeli'nin diyor güya ifadesini ben yazmışım. Dubai'de yanımdaymış. Ya adamın Yunanistan'da olduğunu diyor. Bütün emniyet biliyor. Adam Yunanistan'da olduğunu söylüyor diyor. Ama herkesin adını bizim üzerimizden bu davaya sokarak bizi de diyor bu davada Birilerinin karşısına düşman kültürüyle bir kavganın içinde gösteriyorlar diyor. Kimle diyorum. kim çatışıyor burada? Burada kimle, taraflar kimler? Yani şimdi söylenen apaçık ortada. Süleyman Soylu ve ekibi, Ali Yelikaya ve ekibi. Ya bir devletin düştüğü duruma bakar mısınız? Süleyman Soylu bir önceki İçişleri Bakanı, Ali Yelikaya şu anki İçişleri Bakanı. Yani emniyette onun ekibi, bunun ekibi olur da böylesine büyük bir fecaat ortaya çıkarsa bizim yaşam hakkımızı düşünün ya. Ahmet Paşam 3 yılı aşkın hapis yattı ya. Niye yattığını bilene kadar hapisten çıktı. Niye yattığını öğrenene kadar hapisten çıktı ya. Şimdi siz ülkeyi öyle bir hale getirdiniz ki. Şimdi bakıyorum darbe diyor değil mi? Evet. Yani bu darbe ise kim yaptı bu darbeyi ya? Kim yaptı bu darbeyi? Ali Yerlikaya yapıyor o zaman. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Ali Yelikaya'yı kim getirdi? Yok Ali Yelikaya yapmadı, alttakiler yaptı değil mi? Alttakileri kim getirdi? Ya bir adam nasıl ayağında kelepçe varken Tay Yunanistan'a gider ya? Ayağında kelepçe olan bir adam Yunanistan'a nasıl gider ya? Şimdi soru ne değişti? Başta bu Ayan Bora Kaplan operasyonu ile ilgili devlet bahçeli kahraman derken şimdi e, bir tezgah Ali Yerlikaya ve ekibini iktidarı yıkmak için bir tezgah kurmakla Geçen e, hafta ne demiştim burada? Ne ne oldu? Hatırla ne Hı. demiştim hepiniz hatırlayacaksınız. Evet. Bu MHP'ye karşı artık oyuna döndü demiştim değil mi? Sinan Ateş olayı da dahil. Çünkü iddianameyi öyle bir boş hazırladılar. Ve arkasından kim olduğunu hala bilmiyoruz ki Bahçeli onu kastediyor. Birden arabaların plakası, araçların görüntüleri, araçların gişelerden çıkarken ki o e, ödediğimiz e, gişedeki paraların nasıl ödendiğine dair ekran görüntüleri birden piyasaya sürüldü değil mi? Yeni görüntüler çıktı değil mi? İlk Sözcü TV yayınladı değil mi? Vurulma anını falan. Burada eğer bir darbe varsa... Gitsinler kendi işlerinde arasınlar onu. Şimdi kamuoyunu niye meşgul ediyorlar? Bakın diyorum ki esnaf bugün kanı alıyor ya. Perişan ağlıyor ya. Beni şu ana kadar 50 tane esnaf kefaret oda başkanı, şoförler odası başkanı Ya bırakın şu an tasarruf genelgesi diyerek yayınladığı genelgeyle servis esnafı 365 bin kişi bu ülkede. 365 bin kişi iflasa gidiyor biliyor musunuz? Niye? Memur servis taşımasına son verecekler. Peki hala sarayın taşımasına son verecek misiniz? A8'e son verecek misiniz? Eee? Ali arabasına son verecek misiniz? Hayır. Uçaklara? Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin 63 tane, 63 tane lüks araç kiri alıyor. Duyuyor bunu. Ona son verecek misiniz? Hayır. Saray tasarruf yapacak mı? Hayır. Ya sarayı bir ay kapatsak Bunların toplayacağı 200 milyar toplanıyor zaten. Bunlar 200 milyar toplayacağız demiyor mu? Bir ay sarayı kapatsınlar. Ben Recep abi yeri sesleniyorum. Recep abi bir ay git Çankaya'da otur. Allah'ını seviyorsan kapat dağıt orayı. Bir ay Çankaya'da otur. Vallahi 200 milyar karda devlet. Billahi 200 milyar karda. Kamuya memur almayacak 3 yıl. Ne olacak bu öğretmenler? Ziraat mühendisleri, gıda mühendisleri. Bu emekliler 10 bin lira ne olacak? Ne olacak? Bağkur esnafı 7200 prim günüyle emekli olmayı bekliyordu. Ne olacak? Staj ve çıraklık mağdurları ne olacak? Bir günden 17 yıl kaybetmiş insanlar şimdi bu tasarruf genelgisiyle ne olacaklar? Kim bunların haklarını verecek bunlara? Şimdi bunları konuşmuyoruz. Döndük ülke bütün kanallar Tayyip Erdoğan da bilerek ya düşünsene ülkenin cumhurbaşkanı çıkıyor adli bir olayı büyük bir darbe gibi niteliyor. Grup toplantısında bunu söylüyor. Kuklaları da biliyoruz. Kuklacıları da biliyoruz. Kim onlar? E kim abi Niye bildiğine göre açıklasın. Yakalasın, tutuklasın. Dün FETÖ'cüleri de biliyordu. Ama aldatıldık dedi. Şimdi aynı FETÖ'cülerle yol yürüyor. Aynı FETÖ'cülerle yol yürüyor. Şu an emniyette FETÖ'cü varsa ki varmış. Ben demiyorum emniyette FETÖ'cü olduğunu. Sayın Bahçeli diyor. Sayın Erdoğan diyor. FETÖ'cüler var. Yurt dışındaki FETÖ'cülerle iş tutuyorlar diyor. İş tuttuklarına göre arada da tutuklamalar yapıyor Ali Kaya Bir flash bellek var ortada Gençlik Parkı'nda yakalanan bir kişide garsonda bir flash bellek var. Arada 300 kişi 500 kişi alıyorlar. Demek ki almadıkları da var çünkü 51 bin kişi vardı orada o bellekte. Şimdi FETÖ'cülerle iş tutan sizsiniz. Beraber yol yürüyen sizsiniz. Ama millet kan ağlıyor. Millet perişan. Millet ızdırap içinde. Ama biz döndük. Recep Tayyip Erdoğan bizim kafa buluyor ya. Hatta sonuna doğru da diyor ki CHP'liler de sakin olsun. Haftaya ya da öbür hafta diyor gününü belirleyeceğim. Görüşmeye gideceğim diyor. Ya ne görüşeceksin? Ne konuşacaksın? Konuştun ne oldu? Özgür Özel'le konuştun da ne oldu? Yani konuştun da 1 Mayıs'ta milleti dövdün yine sokağa çıkarmadın. 2 Mayıs'ta zaten yapacağın zulmü yaptın yine. Yine zulümler yapmaya devam ediyorsun. Etkin ajanlık yasası diye ki konuşuruz birazdan yasayı getiriyorsun milleti ajan yapıyorsun herkesi zulüm devam ediyor zamlar devam ediyor çiftçi perişan ya çay çay çaya 19 lira verdi 17 lira aslında da 2 lira da doğrudan gelir kendi desteği. memleketinde ya protesto edilir çaya 17 lira verdi 17 liraya 2 ekmek alınmıyor ya İki geleceğiz. ekmek alınmıyor Hepsine şimdi. Hepsine geleceğiz. Şimdi almayalım birazcık toparlayalım. Çünkü bu programda şunu da, şimdi bütün Türkiye bunu konuşuyor sabahtan beri. İyi ya da kötü. en Bahçeli buna vurgu yaptı dedi ki ayranımızı kabartmasınlar, sabrımıza taşınmasınlar. Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir. Hem hedef MHP, AK Parti, Cumhur İttifakı son tahlilde de Türkiye'dir diyor.